Geceliğinden çıkmış gitmiş, üstünde bir şey yok. Ne yelek var, ne hırka var. Gecelikten çıkmış gitmiş. Kimse duymadı eşyaları burada. Eşyalar burada, cüzdanı, kimliği, telefonu, kıyafetleri, hepsi burada. Üstünde pijamalar, başında eşat. Saat sabaha karşı 4.30. ...57 yaşındaki Nurcan Tekin... ...Uşak Güre'de düğüne gitti. Tam 86 gün önce... ...ortalardan kayboldu. Saat 5'e... ...çeyrek vaka mezara... ...çeyrek geçirmiş, sabah ezanı oldu. Buna kaldık. Namaz kıldık biz. Hiç tıkıntı yok, bir şey bilgimiz yok. Kıldık namazı, yattık. Yarım saat mi, bir saat mi... ...yattık, kalktık. Terasa oturduk. Beraber oturduk. Bekliyoruz kardeşimiz kalkar. Kalkan gelir, kalkan gelir diye... Bekledik, bekledik vallahi bir saat bekledik, yarım saat mi, 45 dakika, 10 tane şey yapamıyorum. Arayayım dedim, odalara seslendim, yok Nurcan dedim, yok. O zaman başladı bunlar, herkes dağılma. 3 tane kollarında büyük kaynana bileziği diyorlar, geniş elini. Bunlar var, benim korkum onları alıp bir tarafa atmaları veya götürmeleri. Alacakaranlıkta sabah erkenler. Yok. Anlam da veremiyorum. Bir an bulunmasını istiyorum yani. Ölü mü, diri mi, ne? Aile Nurcan Tekin'in izini sürdü. İşte bu güvenlik kamerası kayıtlarına ulaştı. Nurcan Tekin'in hal ve hareketleri normal. Yürüyüşünde herhangi bir farklılık yok. Tek fark, Tekin sık sık başına dokunuyor. Görüntülerdeki dikkat çeken bir diğer noktaysa Nurcan Tekin'in arkasına bakması. Köy içindeki bu görüntülerin ardından 57 yaşındaki kadın bu kez otoban kenarındaki dinlenme tesisinin kameralarına takılıyor. Yol kenarında yürüyen kadın bir ara duruyor. Acaba bu hareketleri Tekin'in tedirginliği nedeniyle mi? Yoksa beyninde meydana gelen bir soru nedeniyle mi? İddialara göre Nurcan Tekin tır şoförlerini görünce saklanmaya çalışmış. Uşak Güre tarafı tamamen, Uşak Güre köyünün etrafı. En son o görgü tanığının görüldüğü o otoban kenarındaki dinlenme tesisinin oraları. Oralarda biz görgü tanığına göre... Tır şoförlerini görüyor ve saklandığını söylediği için ben kardeşlerimle beraber diğer insanlardan korkmuş olacağını düşünerek bağıra bağıra annemizi aradık. Oradaki insanlar da bu şekilde anne diyerek aradılar onu. Ama maalesef orada olsaydı bir şekilde bulacağımızı düşünüyoruz. Oradan bir araca bindirilmiş ya da bir araca binmiş şekilde Türkiye'nin her yerinde olabilir anne. Günler süren aramalar, hatta kadavra arama köpekleri bile bir ize rastlamadı. Nurcan Tekin'e ne oldu?
aile, işlek olan otobanda birinin onu arabasına aldığını düşünüyor. Birileri ona bir şekilde ulaştı, yani arabasını almış olabilir, kendini ifade edemiyor olabilir. Ama birileri mutlaka görmeli. İzmir-Ankara otobanı burası. Türkiye'nin her yerine gitmiş ve kendini ifade edemiyor olabilir. Ailenin gözü yolda. Umutları sağ salim Nurcan Tekin'e ulaşmak. Dönecek hissediyorum. Umut. Umut. İnşallah döner. Döner, kavuşuruz. Ne diyeyim? Ne oldu da oldu böyle başımıza geldi. Bilmiyorum, anlam veremiyorum. Nereye gideyim onu da bilmiyorum. Evde haber bekliyorum jandarmadan, ondan bundan. Haber bekliyorum. İnşallah gören duyan bilen olur. Tek dileğim bu. Bir an kardeşim bulunmasını isterim. Duyanlar, görenler haber versin. Kanala, bize, jandarmaya. Başka bir şey isteğim yok. Tek dileğim kardeşim bulunması.